Postgresql'de bir diğer önemli konu da aslında değişken tanımlamayla çok benzer olan bir konu. Şöyle diyeyim, sabit değişken tanımlama. Yani constant. Constant'lar, sabitler. Bir uygulama içerisinde değişken tanımlıyorsunuz fakat onun sonradan değiştirilmesini istemiyorsunuz. Siz tanımladınız, ondan sonra ilk değerini atadınız. İlk değerden sonra onun değerinin değişmesini istemiyorsanız constant olarak tanımlamanız gerekiyor. Ve scope yapısı gene aynı. O yüzden şu şekilde boş bıraktım. Hemen bir tane oluşturayım. Burada neyimiz olabilir? Mesela net price. Çok basit değişkenler kullanıyorum zaten. Şöyle kalsın. Örneğin net price numerik şu. 55,6 TL, dolar, neyse. Türkçesi KDV, İngilizcesi What Value Added Tax deniyor. Katma değer vergisi. Böyle bir durumda örneğin constant yapıyoruz. Ve diyoruz ki sen de nümeriksin ama constant'sın. Ve katma değer vergisi de diyelim 0,2 olsun. Bu şekilde. Sonra diyorum ki örneğin net price'ın değerini ben değiştirebilirim burada. Sorun yok. Çünkü o constant değil. Fakat what'inkini değiştiremem. İşte basit anlamda bu şekilde kullanımı var. Satış fiyatı. Yüzde virgül net price hesaplamada gayet basit. What hiç alakası olmayan sadece örnek olsun diye yazdığım bir hesap. Matematiğine takılmayın. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir işlem. Burada değiştirilemez olan kısım constant olduğu için what. Peki değiştirmek istersem ne olur? Değiştireyim o zaman. Mesela dedim ki ben bu KDV'yi beğenmedim. 0,3 yapayım. Değiştireyim. Evet, değiştiremezsin dedi. Çünkü what is declared constant? What sabit olarak tanımlandı. Bu nedenle değişiklik yapamazsınız. Bu kadar. Gayet basit. Tabi sadece burada değil. Aynı zamanda birçok farklı amaçla da kullanılabilir. Mesela şurayı siliyorum. Şurayı start at constant time tipinde olacak. Now. Yani ben şu anın bilgisini bir kere aldım. Onu start at'e attım. İlk başlangıç değerini vermiş oldum. Konu kapandı. İkinci kez yapamazsınız. Burada ne olabilir mesela? Blok çalışmaya başladı. Çalışmaya başladığı anı değiştirmek istemiyorsunuz. Değiştirilmesini istemiyorsunuz. O anın zaman bilgisini aldınız ve sonrasında bir daha değiştirilmesin diyorsunuz. O zaman start at diyoruz ve bir daha değiştiremez mi? Mesela çalıştıralım. Blok çalışmaya başladı. Zaman bu. Bir daha değişmeyecek. Nereden biliyorum? Çünkü biliyorum. Şu şekilde yazdık. Mesela yazıyorum ve çalıştırıyorum tekrar. Gördüğünüz gibi start at is declared constant. Bir daha değişmez. Bu gibi birçok amaçla kullanılır.